Merhabalar arkadaşlar, ben Onur Bilay. Bugün yepyeni bir inceleme videosunda da karşınızdayım. Asus'un 8. nesil Intel Core i7 işlemci, Nvidia GeForce GTX 1070 ekran kartıyla 3D uygulamalar ve oyun alanında yüksek performans sunan dizüstü bilgisayarı Zephyrus M'i sizler için inceliyoruz. Uzun zaman önce oldukça benzersiz bir tasarıma sahip olan Asus ROG Zephyrus'un oyun dizüstü bilgisayarını inceleme fırsatım olmuştu. Asus orada touchpad ve klavyeyi soğutma sistemine yer açmak için farklı şekilde konumlandırmıştı. Bu laptopu serin tutmak için yaratıcı bir yol olsa da kullanması biraz zor ve harici bir fareye ihtiyaç duyuyordunuz. Daha sonra Asus makineyi yeniden tasarladı ve Zephyrus M olarak piyasaya geri döndü. Touchpad insanların bekledikleri yere geri döndü aslında ve şirketin yenilikçi soğutma mekanizması olduğu gibi duruyor. Zephyrus M'in tabanı plastikten yapılmış olmasına rağmen üst kısmı fırçalanmış metalden üretilmiş. Ne yazık ki metal yüzeyler çabucak kirleniyor ve kısa bir süre sonra çok sayıda parmak izi göreceksiniz burada. Bakır renkte bir band ise kasanın etrafında dolaşıyor. Ancak odadaki ışığa bağlı olarak bunu altın renginde de görebilirsiniz. Kapağın sol tarafında büyük krom renkte ROG amblemi var ki bu kapak açıkken oldukça göze çarpıyor ve hoş görünüyor. Kapağı açtığınızda iki menteşe önemli miktarda direnç sağlıyor ve ekranı güvenli bir şekilde yerinde tutuyor. Kapak açıkken dizüstü bilgisayarın alt kısmı hava akışı için boşluk oluşturarak işlemci ve ekran kartını serin tutmaya yardımcı oluyor. Bu durum daha iyi hava akışına ek olarak klavyeyi daha ergonomik bir konuma yükseltiyor açıkçası. Zephyrus M 4 aydınlatma bölgesi ve sol üstte 4 kısa yol tuşuyla tam boyutlu bir RGB klavyeyi de sizlere sunuyor. 4 ekstra tuş, ses kontrolü, mikrofon için ses kapatma düğmesi ve ROG oyun merkezi programını başlatmak için kullanılabiliyor. ROG düğmesine basıldığında uygulama sip cihaz bilgilerini sağlıyor. Buradan belirli bir oyun başlattığınızda profiller oluşturabilir, fan kontrolünü sağlayabilir ve RGB klavyeyi özelleştirebilirsiniz. Uygulama kullanışı olsa da biraz karmaşık, bu yüzden kullanımı pek eğlenceli değil. Biraz küçük olan dokunmatik yüzey ise klavyenin hemen altında bulunuyor. Touchpad günlük işler için uygun olsa da oyunlar ve oyuncular için pratik değil. Bu yüzden oyuncuların çoğu harici farelerini kullanabilirler. 17.5 mm kalınlığında ve 2.5 kg ağırlığında olan Zephyrus M test ettim. En taşınabilir oyun laptopu değil ama teknik donanım göz önüne alındığında oldukça portatif ve taşınması rahat. Özellikler demişken Zephyrus M 8. nesil Intel Core i7 işlemci, 8 GB Nvidia GTX 1070 ekran kartı, 16 GB RAM, 512 GB SSD ve 1 TB hard disk de geliyor. Bu bir oyun laptopu olduğu için 15.6 inç Full HD IPS panelde 144 Hz inleme hızına sahip. Birçok oyun dizüstü bilgisayarın dezavantajı aksesuarları ve çevre birimleri bağlamak için yeterli bağlantı noktası sahip olmaması. Zephyrus M'de ise bu durum böyle değil. Cihaz kart okuyucu veya Ethernet portunu size sunmasa da 4 adet USB 3.1, Thunderbolt 3, HDMI 2.0 ve 3.5 mm ses bağlantı noktasını sizlere sunuyor. Performans konusuna gelecek olursak Zephyrus M benzer özelliklere sahip dizüstü bilgisayarlar gibi çalışıyor. Ana avantajı benzersiz soğutma sistemi sayesinde daha düşük hızlarda çalışan Max-Q versiyonu yerine gerçeğe yakın GTX 1070 performansı sunması sizlere. Oyun söz konusu olduğunda hem PUBG hem de 4K 5'te yüksek veya ultra ayarlarda saniyede 100 kareyi görebiliyorsunuz. Hareketli sahnelerde kare atlaması veya takılma olmadan akıcı bir oyun deneyimi sizlere sunuluyor. Ancak Zephyrus M ile oyun oynarken onu kucağınıza koymamalısınız. Uzun oyun oturumları sırasında WASD bölgesinde sıcaklık maksimum 41 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor. Ekranda oyun oynarken renkler oldukça canlı görünüyor bu arada. 144 Hz yenileme hızı sayesinde hızlı bir şekilde etrafa bakmak her zaman etkileyici ve pürüzsüz gerçekleşiyor. Renk uygunluğu iyi olduğundan her oyunda ayarlama yapmanıza gerek yok. Nvidia G-Sync teknolojisi sayesinde oyuncular çok az bir oranda ekran yırtılması ve gecikmesiyle karşılaşıyor. Ekran film izlemek için de harika çünkü canlı renkler ve ince detaylar üretiyor. 178 derecelik geniş görüş açısı sayesinde laptopun herhangi bir yerinden baktığınızda renk değiştiren veya solan renklerle karşılaşmıyorsunuz. Klavyedeki tuşlar yumuşacık olduğundan yazı yazmak için oldukça zevkli. Oyun sırasında anahtarların ne kadar basınca ihtiyaç duyduğunu anlamak için biraz ayarlama yapmak gerekiyor. Bunu hesapladıktan sonra onları daha hızlı kullanabilirsiniz. Soğutma sistemi sayesinde klavyenin açısı hafif değişiyor. Eğimli tasarım geleneksel düz açıya kıyasla daha rahat hissettiriyor. Hoparlörlere gelirsek müzik ve filmler için oldukça iyi. Genel ses kalitesinde çok az hata var. Çok yüksek ses vermiyorlar ama örneğin Fortnite'da yaklaşan oyuncuların adımları gibi arka plan seslerini duyabilirsiniz. Yine de benim tavsiyem oyunları kulaklıkla oynamanız. Zephyrus M'deki pilin ömrü yaklaşık 3.5 saat yani 177 dakika falan yapıyor. Oyun oynama, video editleme gibi bilgisayar olan işlemlerde bu süre 1-1.5 saate kadar inebiliyor. Şimdi cihazı sonuca bağlayayım. Asus Zephyrus
Windows M ile önceki sürümden daha etkileyici bir dizüstü bilgisayar geliştirmiş. Soğuk çalışan sistem korunurken önceki modeldeki dokunmatik yüzey yerleşimi de düzeltilmiş. Asus ROG Zephyrus M GM501 yenilikçi bir kasada mükemmel grafikler ve performans sunuyor. Çoğu bilgisayarda gördüğümüz kısa pil ömrü burada da var ama oyun oynarken cihazı prize takılı kullanacağınızdan bu durum az da olsa göz ardı edilebilir. Zephyrus M'in yurt dışı fiyatı $2200, Türkiye fiyatı ise henüz belli değil. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.